Merhaba arkadaşlar. Bugün uzamsal ilişkiler ve tartma konularıyla ilgili olarak birinci ünitemizden sorular çözeceğiz. Bu dersimizde hangi tipte sorular çözeceğiz? Hangi kavramlar üzerinde duracağız? Ana başlıklar olarak bunlara bir göz atabiliriz. Üstünde, altında, yüksekte, alçakta, yakında, uzakta, içinde, dışında, etrafında, arasında, sağında, solunda, önünde arkasında eşini bul ağır hafif tartma bil bakalım bul bakalım. Evet devam edelim. Başlıklarımız bu şekilde yer almaktadır. Şimdi sorumuz bize ne diyor? Masanın altındaki gitarları maviye, üstündeki gitarları ise kırmızıya boyayınız. Kalemimize tıklıyoruz. Kırmızı ve mavi renklerde işlem yapmamız gerekiyor. Öncelikle bir masamızı test edelim. Masamız neresi? Masamız burası olacak. Peki bu masa ise bunun üst kısmı neresidir? Burada yer almaktadır. Yani gitarımız burada ise masanın üzerinde. Masamız burası olduğu için de bu kısımda ise de burası da masanın altıdır. Dolayısıyla biz de ne yapacağız? Masanın altındaki gitarları maviye boyayacağız. Şimdi bakalım. Masamızı zaten test etmiştik. Birinci gitarımız masanın altındadır. Bu yüzden şu şekilde gitarımızın sapını maviye boyadım. Dersimizin sonuna kadar olan boyama örneklerinde sadece belirli bir kısmını boyayacağım. Bunu hani belirtmiş olayım. E, i̇kinci resmimize geçiyorum. İkinci resmimizde de yine e, masanın altındadır gitar ve bize e, ne söylenmişti? Masanın altında ise mavi renge boyanacak. Yine e, sapını maviye boyadım. Üçüncüye geçtiğim zaman bakıyorum. E, masanın üzerinde yer almaktadır gitar. Bu yüzden de e, masanın üzerinde ise kırmızıya boyamam gerekiyordu. Şöyle de göstereyim. Kırmızı rengimi yaptım. Dördüncü e, resmimize geçiyorum. Gitar nerede? Masanın altında yer almaktadır. Bu yüzden e, maviye boyama işlemini gerçekleştirdim. İkinci sıraya geçtiğimiz zaman e, yine bakıyoruz. Masamız var ve masamızın gitar nerede? Üstünde yer almaktadır. Kalemimizi seçiyorum. Eğer üzerindeyse kırmızı renge boyuyorduk şu şekilde boyamasını sağladım. İkinci resmimize bakıyoruz. Gitar nerede? Masanın altında. Bu yüzden bunu da mavi renge boyadım. Bir sonraki resme geçiyorum. Yine gitar nerede? Masanın altında yer alıyor. Bunu da maviye boyadım. Son resimde de neye bakıyoruz? Gitar masanın üzerinde. Bu yüzden kırmızı renge boyama işlemimizi gerçekleştiriyoruz Evet şimdi e, diğer ifademize geçelim üstünde altında şimdi bakalım e, burada bir tane ne görüyoruz köprü görüyoruz köprünün üstündeki hayvanları yuvarlak içerisine alınız altındaki hayvanları ise boyayınız şimdi köprümüz neresi köprümüz Gördüğünüz gibi burası. Ee, köprünün üzerindekileri ne yapın diyordu. Ee, yuvarlak içerisine alın diyordu. Yine kırmızımızı seçiyorum. Ve buradan köprünün üzerindeki hayvanları yuvarlak içerisine alıyorum. Bir tane daha var. Evet bunu da aldık. Peki köprünün altındaki hayvanları ne yapmamız gerekiyor? Boyamamız gerekiyor. Köprü burası olduğu için ne yapacağım buradaki hayvanları da boyayacağım bir tane renk seçelim mavi seçelim geliyorum buradan ördeğin şu şekilde vücudunu boyama işlemini gerçekleştiriyorum evet ee, bir tane yılan var yılanın da Gövdesini bu şekilde boyama işlemini gerçekleştiriyorum. Şöyle tam anladım. Balığın da e, şöyle gövdesini boyayalım. Evet. Ne yaptık? Köprünün üzerindeki hayvanları yuvarlak içerisine aldık. Altındaki hayvanları da boyadık. E, bir sonraki ifademiz altında. E, Aşağıdaki sandalyenin altında bulunan kediyi işaretleyiniz. Şimdi bakıyoruz sandalyemiz nerede? Bu bizim sandalyemiz. Peki bu sandalyenin üzerine oturan kedi nerede? Burada değil mi? Evet. Ama bizden ne isteniyor? Sandalyenin altında uyuyan kedi. Bu yüzden sandalyenin altında uyuyan kedi buradadır. Evet. Ee, bizden ne isteniyor bakalım? Aşağıdaki ağacın altına sepet çiziniz. Şimdi kalemimizi seçelim. Kırmızı rengimizi de aldık. Şöyle bir tane yapalım. Evet. Sepetimizi çizdik. Hatta sepetimizin içerisine de yuvarlak toplardan koyalım. Şu şekilde. Evet. Yerleştirmiş olduk. Bir sonraki e, ifademize geçiyoruz. Bu da yüksekte, alçakta. Şimdi bakalım. Yüksekte olan çocuklara ait kutulara yıldız çiziniz. Alçakta olan çocuklara ise onların kutularına çiçek çiziniz. Şimdi bakalım. Bu bir kaydırak ve kaydırağın üzerinde bir tane çocuk var. Kaydıraktan kayıp aşağıda olan da bir tane kız çocuğu var. Evet. Şimdi ne yapıyorduk? Eğer ki e, yüksekte ise çocuk ne yapıyoruz? Yıldız çiziyoruz. Şu şekilde yıldızımızı çizdik. Eğer e, alçakta ise bir çocuk ona da ne yapıyoruz? Şöyle çiçek çiziyoruz. Evet çiçeğimizi çizdik. Şimdi diğer örneğe geçelim. Bir tane tahterevali de çocuklar var. E, bakın bu yeri daha yakın olduğu için alçakta. Yerden daha yukarıda olduğu için bakın Yüksekte. O zaman yüksekte olana ne yapıyorduk? Evet, yıldız yapıyorduk. Yıldız işaretimizi yaptık. Peki, alçakta olana ne yapıyoruz? Çiçek çiziyoruz. Çiçeğimizi de çizdik bu şekilde. Ee, yandaki örneğe geçelim. Bizde, bize ne ifade ediyor? Yüksekte olan kedi mora, alçakta olan kedi ise siyaha boyayınız yüksekte olan kediyi mora şuradan mor rengini seçelim yüksekte olan kediyi de şu şekilde mora boyuyoruz evet mora boyadık alçakta olan kedi ise ne yapacakmışız siyaha boyayacakmışız o yüzden onu da bu şekilde siyaha boyuyorum. Evet, bunu da tamamladık. Bir sonraki ifademize geçiyoruz. Yakında uzakta. Ee, annesinden uzakta olan ördekleri yuvarlak içerisine alalım. Şimdi e, anne ördek nerede? Anne ördek burada. Bakalım. Bu ördekler ne kadar uzaklıkta? Bu kadar uzaklıktaymış. Peki bu ördekler ne kadar uzaklıkta? Bakın görüyor musunuz? Ne kadar uzak. Demek ki anne ördekten uzakta olan ördekler bunlarmış. Diğer resmimize geçelim. Trafik lambasına yakın olan arabayı yuvarlak içerisine alınız. Şimdi trafik lambası nerede? Burada. Şimdi iki tane arabamız var ve trafik lambasına hangisine yakın olduğunu şöyle e, ölç mesafesine bakalım. Bakın buradan bir çizgi çizdiğimde bu kadar mesafedeymiş. Diğer araca çizgi çizdiğim zaman gördünüz mü? ne kadar uzak. O zaman yakın olan araç hangisiymiş? Bu. Diğer soruya geçiyorum. E, ağaçlara yakın olan evi kırmızıya boyayınız ağaçlara yakın olan eve şimdi ağaçlar nerede yer almaktadır Ağaçlar burada yer almaktadır Bakın bu ev bu kadar mesafede diğer ev bu kadar mesafede görüyorsunuz ne kadar uzak o zaman bizim yakın olan evimiz bu olduğu için bunu şu şekilde çatısını kırmızıya boyadım Hatta pencerelerin etrafını da boyayayım Evet bir sonraki ifadeye geçiyorum. İçinde dışında. Sepetin içindeki meyveleri sarıya, dışındaki meyveleri ise pembeye boyayalım. Bakıyorum sepetimiz nerede? Sepet burada. Şimdi sepetin içerisinde olan meyveleri sarıya boyayacağız. Sarı rengimizi seçiyoruz ve şuradan öncelikle birinci meyvemizi boyamaya başlıyorum. Birinci meyvemizin boyamasını bitirdim. İkinci meyvemin boyamasına geçiyorum. Onu da bu şekilde boyadım. Üçüncü meyvemizi boyamaya geçiyorum. Sepetin içinde olduğu için bunları sarı renge boyuyorum. Evet Sepetin dışındakileri de pembeye boyamam gerekiyor. E, sepet neredeydi? Sepet burada. Sepetin içindekiler bunlarsa o zaman dışındakiler de bakın bunlar oluyor. Yani onlar dışarıdalar. Pembe rengimizi seçtik. Önce bir tane meyvemi boyuyorum. Sepetin dışında olan meyvemin birincisini pembeye boyuyorum. Tamamladım. İkincisine geçiyorum. İkincisini de boyuyorum. Boyamam bitmek üzere. Evet. Son meyveye geçiyorum ve onu da şu şekilde boyama işlemini gerçekleştiriyorum. Evet. Diğer e, soruya geçiyorum. Kalemliğin içindeki malzemeleri zürafa ile eşleştiriniz. Kalemlik nerede? Bakalım. Kalemliğin içindeki bakın cetvel, silgi, kalem. Bunları zürafa ile eşleştirmemiz gerekiyormuş. Kalemliğin dışındaki malzemeleri ise aslanla eşleştirmemiz gerekiyormuş. Yani kalemliğin dışında neler var? Mesela burada var, bu var, bunlar var. Evet. Eşleştirmeyi çizgiler çizerek yapabiliyormuşuz. Şimdi ne yapalım? O zaman içindeki malzemeler için mavi rengi kullanalım. Bakın şöyle çizdim. Böyle çizdim. Bir tane de böyle çizdim ne yaptım? Ben bu üç kalemin içerisindeki üç tane e, malzemeyi zürafa ile eşleştirmiş oldum. Dışındakileri de aslanla eşleştirmem gerekiyor. Onun için de yeşili seçiyorum. Bakın yakından başlayalım şöyle. Birinci eşleştirdim. İkinci eşleştirdim. Şu kenardan geçiyorum. Üçüncü eşleştirdim. Şuradan atlayalım. Dördüncü eşleştirdim. Bunu da buradan götürelim. Beşinci malzememi de eşleştirdim. Bir sonraki ifademize geçiyorum etrafında yandaki fotoğrafın etrafındaki çerçeveyi istediğiniz renklerde boyayınız şimdi e, burada bir tane çerçevemiz var bakın görüyorsunuz burada yer almaktadır e, bu çerçeveyi istediğiniz renklerde boyayabilirsiniz demiş e, biz o zaman e, yeşil rengimi seçilirken şöyle e, yeşile boyayalım burayı. Bir kısmını boyamış olduk çerçevenin. Çerçevenin Etrafını boyuyoruz çerçevesini. Evet Boyamış olduk. Şimdi alt kısmını da şöyle boyayayım. Kenarlarını boyamayacağım. boyama işlemine devam ediyorum. Çok az kaldı bu kısım. Evet. Bu şekilde boyadım. Hatta dilerseniz e, şu kısımlarını da şu şekilde yaparsak hızlı bir biçimde boyamış olurum. En son kısmı da boyamaya başladım. Biz çerçevemizi yeşil renkte boyamak istediğimiz için yeşil rengini seçtik. Evet, bitmek üzere. Evet, tamamladık. Çerçevemizi yeşil renkte boyamış olduk. Bir sonraki ifadeye geçelim. Arasında Hayvanların arasında olan yuvaları istediğiniz renge boyayınız. Dilerseniz e, bu boyama işlemlerinin her biri için farklı bir renk kullanalım. Şimdi bakalım birinci resmimize. Burada e, iki tane hayvan görüyoruz ve bunların arasında onların yuvaları var. Birincisini ne yapalım? Sarı renk yapalım. İlk sırada sarı olduğu için böyle taşlarımı ne yapıyorum? Sarı renge boyuyorum. Şurayı da boyadım tamam bir sonraki resme geçiyorum ee, bakın yine gördüğünüz gibi iki tane hayvanımız var bir tanesi üzerinde ee, hayvanların arasında olan yuvaları şimdi baktık bu gerçekten iki tane hayvanın arasındaydı bakın bir tane burada var bir tane burada bir de burada şimdi arasında olabilmesi için iki şeyin kenarlarda olması gerekiyor Bakıyoruz birincisi kenara geçmiş ama burada başka yok. Bu bunun üzerinde. O yüzden bunu boyayamıyoruz. Bir alttaki resmimize geçelim. Bakın burada yine bir iki tane hayvan ve ortada onların yuvaları var. O zaman burada boyama işlemi yapabiliriz. Burada ağaçlar olduğu için yeşil rengi aldım. Boyama işlemimi yeşil renkte gerçekleştirdim. Şimdi ortadaki kısma geçelim. Bakın yine bir tanesi burada, diğeri burada ve ikisinin arasına bakıyorum. Gerçekten de yuvaları var. O zaman mavi rengimi alıyorum ve ben ne yapıyorum? Bunların yuvalarını da maviye boyuyorum. Evet. Bir sonrakine bakalım. Birinci hayvanımız burada, ikincisi burada. Ortasına bakıyoruz. Gerçekten de yuvaları var. O zaman e, bu da arasındadır. Bunu da yine ağaç olduğu için yeşile e, boyuyorum. Şöyle yapayım. Evet. Tamam, yeterli bir sonraki resmimize bakıyorum bir tane hayvan burada diğeri burada ama bakın bu ikisinin ortasında olması gerekirken bir tanesi içine girmiş O yüzden bu resmimizi boyamıyoruz son bölüme geçiyorum bir hayvanımız burada diğeri burada o arasına bakıyorum bakın burada yuvaları yok. Birinci hayvanımıza bakıyorum. ikinci hayvanımıza baktım. Ve arasına bakıyorum. Var mı yuvalar diye. Evet gerçekten var yuvaları. Burada da sarı rengi alarak bir boyama işlemi gerçekleştireyim. Evet boyamayı yaptık. Son şeklimize geliyorum. Birinci hayvanımıza baktık, burada. İkinci hayvanımıza baktık ve bunların ortasına baktığımız zaman gerçekten bunların da yuvaları var. Şöyle e, mavi rengini aldım, şöyle boyamamı yapıyorum, şöyle tamamlamış oldum. Bir sonraki ifadeye geçtim. Sağında, solunda. Çocuğun Size göre sağ eline elma, sol eline bardak çiziniz. Şimdi e, bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle seçersem, şöyle tutalım. Şöyle ekran resmi alalım. Eline doğrudan koyacağım bunu. Şöyle de küçültelim. Ne yapıyoruz? Çocuğun bize göre sağ eline yani buraya sağ eline elmayı koyduk. Peki, e, bardağı nereye koymamız gerekiyor? Bardağı da sol eline koymamız gerekiyor. Yine aynı şekilde şuradan bardağı da seçelim. Böyle bıraktım. Bardağı da küçülteyim. Şöyle bardağı da sol eline koydum. Bize ifade ettiği gibi sağ eline elmayı, sol eline de bardağı koymuş olduk resimde gösterdiği gibi. Yandaki soruya geçiyorum. E, masanın size göre sağındaki sandalyeyi kırmızıya, solundaki sandalyeyi maviye boyayınız. Şimdi masamıza bakalım. Masamız nerede? Masa burada. Şimdi sizin sağ tarafınız neresi? Şöyle bir ok çizelim. Şimdi bir sağ vardır, bir de sol vardır. Şimdi eğer yönümüz bu tarafa doğru bakıyorsa bizim bu taraf sağ taraftır. şöyle. Diğer tarafta sol taraftır. O zaman bizden ne isteniyor? Sağ taraftaki sandalyeyi kırmızıya boyamamız. Şöyle kenarlarını ne yapalım? Kırmızıya boyayalım. Boyama işlemine devam ediyorum. Evet. Şöyle şu köşesinde yapayım. Ee, sol taraftaki sandalyeyi de maviye boyamamız istenmiş. Onu da yine aynı şekilde şöyle boyayayım. Evet. Boyama işlemimizi tamamladık. Bir sonraki ifadeye geçiyorum. Yine sağında solunda ifadesi. Ee, başka bir örnekle çözeceğiz. Size göre sağdan giden araçları yeşile, soldan giden araçları ise kırmızıya boyayınız. Sağdan giden araçları yeşile. Şimdi bizim sağ tarafımız ne taraftı? Bu tarafta. Demek ki sağdan giden araçlar yeşile boyanacak. Soldan giden araçlar da kırmızıya boyanacakmış. O zaman sağdan gidenleri öncelikle şöyle tekerlerini boyayalım. Yeşile. Hangileri olduğu belli olsun. Şöyle lambalarına da boyayalım. Evet. Birinci arabamızı boyadık. İkinci arabamızı da boyayalım. Belli olsun. Şöyle. Evet, onu da boyadık. Soldan giden araçlarda kırmızıya boyanacaktı. Soldan gidenlerde de yine iki tane araba var. Bir tanesini boyamaya başladık şöyle boyama işlemi yapayım. Ee, arkadaki araç da soldan gidiyor, bu yüzden onu da kırmızıya boyuyorum. Şu kısmını da şöyle boyayayım. Evet, bu şekilde görebiliriz bunu da. Bir sonraki ifademize geçelim. Yine sağında solundanın. E bir diğer örneği üzerinden devam edeceğiz. Sağınızdaki botu turuncuya, solunuzdaki botu ise yeşile boyayınız. Sağdaki botu turuncuya, soldaki botu ise yeşile boyamamız gerekiyor. Şöyle yeşile boyayayım bunu. Ee, sağdakini de turuncuyaydı. Onu da şu şekilde turuncuya boyadım. Yandaki örneğimize geçelim. Bize ne ifade ediyor? Kelebekleri sağınızdaki çiçeğe, arıları solunuzdaki çiçeğe örnekte gösterildiği gibi götürünüz. Şimdi bakıyorum. Bir tane çiçek var. Burada da bir tane çiçek var. Kelebekleri bakın şurada kelebekler var. Gördünüz mü? bir tane de burada var. Sağınızdaki çiçeğe yani buradaki çiçeğe sağ tarafımız bizim neresiydi? Burası. Şuraya da yazalım. Bu taraf ise sol taraf. O zaman öncelikle bir yapalım bu işlemimizi. Kelebekleri sağımızdaki çiçeğe doğru bu şekilde götüreceğiz. Bir tane de şu kelebeğimiz var. Evet, kelebeklerimizi götürdük peki diğeri ney arıları da solumuzdaki çiçeğe götürecekmişiz kırmızı rengimizi seçiyorum yani şöyle yapacağız evet solumuzdaki çiçeğe de arıları götürdük ve bu şekilde tamamlamış olduk bir sonraki ifademize geçiyoruz önünde arkasında şimdi bakalım rakunun Önüne top, arkasına çiçek çizerek boyayınız. Ee, gördüğümüz gibi rakun burada. Rakun bize doğru baktığı için rakunun önü burası, arka kısmı da burası olacak. Rakunun önüne top çizmemiz gerekiyormuş. Ee, şuradan topumuzu seçelim. Şu şekilde kopyalayalım. Bu şekilde koyduk mu rakonun önüne topu çizmiş olduk arkasına ise e, çiçeğimizi alalım şuradan şöyle bunu da küçültelim evet bakın gördünüz mü ne yaptık Rakun burada yer alıyor. Rakunun önüne top, rakunun arkasına da çiçeğimizi çizmiş olduk. Yandaki e, örneğimize geçiyorum. Evin arkasındaki ağacı yeşile. Evimiz nerede? Evimiz bakın burada. Evimizin ön tarafı neresi? Bakın kapısı burası, yol buradan geliyor. Demek ki ön taraf burası. Arka tarafta neresi? Bakın ağacın zaten yarısı görünmüyor arkada olduğu için. Evin arkasındaki ağacı yeşile boyamamız gerekiyormuş. Şöyle yeşil rengimizi alalım. Şöyle boyamamızı yapalım. Eee İlk başta da belirttiğim gibi çok detaylı bir şekilde boyama işlemi gerçekleştirmiyorum. Sadece hani öndekinin ve arkadaki nesnelerin belli olması için ifadelerde bulunuyorum. Arkadaki ağacımızı yeşile boyadık. Öndeki ağacı da sarıya boyamamız gerekiyormuş. Onu da şu şekilde boyama işlemini gerçekleştiriyorum. bunu da tamamlamak üzereyim Evet bitti Tamam bir sonraki ifademize geçiyorum eşini bul şimdi eş olan balıkları aynı renge boyayınız şimdi eş olan balıkları nasıl buluruz bakın farklı yerlerden ayırt edebiliriz nerelerden ayırt edebiliriz mesela bu ağız kısmından Arkadaki kuyruk kısmından gözünden ya da buradaki solungaçından ayırt edebiliriz ya da üzerindeki kısımdan çıkıntıdan anlayabiliriz bakalım şimdi bu balığımızın bakın burnu çıkık öne doğru hangi balığımızda var bakalım bunda yok burada yok burada yok bakın burada var. O zaman şöyle yapalım bunun için mavi seçelim şu kuyruk kısmını maviye boyayalım bunun da kuyruğunu maviye boyarsak eş oldukları belli olur. Evet bir tane balığımızın eşini bulduk. Diğer balığımıza geçelim. Ee, mesela şu balığımızın gördünüz mü çenesi birazcık daha dışarıda. Bunun da çenesi biraz daha dışarıda gibi ama şöyle baktığımız zaman bakın burada bir e, kuyruk kısmında böyle bir sertlik var. Burada yok o. Yani şuradaki kısım yok bunda. O yüzden bu değil. Bu da değil. Bakın gördünüz mü? Bulduk. Ağzı dışarıda. Yine kafası aynı şekilde geliyor buraya. O zaman bir tane renk alalım. Kırmızı alalım. Kırmızıyla balığımızı boyayalım kuyruk kısmını. Aynı şekilde diğerine boyadık. Evet. Ee, diğer balıklarımızın eşlerine bakalım. Şimdi şu balığımıza bakıyorum. Bakın gördünüz mü ee, kafasının tarafında böyle hem burada hem de burada ee, çıkıntıları var. Hangi balığımızda var? Bu balığımızda yok. Bu balığımızda var ama bunun da gördüğünüz gibi kafa yapısı uymuyor. Başka hangi balıkta var? Evet bakın bulduk balığımızı. Bu balıklarımızı da yeşile boyayalım. Şu şekilde çok az balığımız kaldı eşleştireceğimiz bakın bir tane burada var bir tane burada var bir tane de burada var demek ki bir tane balığımızın eşi yokmuş şimdi bakıyorum bu balığa e, iki tane burada çıkıntısı var bu balıklarda var mı yok aha bakın bu iki balığımız birbirine eş gibi duruyor bu yüzden bunları da pembeye boyayalım. Tamam. Tüm balıkları eşleştirdik. Bir tanesi hariç bu balığın da eşi bulunmuyor. Yandaki soruya geçiyorum. Birbirinin eşi olan ağaçları çizerek eşleştiriniz. Şimdi bakalım. Ee, bakın bunun yaprakları çok geniş ve açık yeşil renkte. Bakalım bu bununla aynı renkte mi değil? Bununla da benzemiyor. Bakın bununla hiç benzemiyor. Evet, bulduk. Şu şekilde bu bunun eşi. Tamam. Yanındakine bakalım. Bakın sarı renkli biraz sonbahar gibi. Bununla benzemiyor. Bu da değil. Evet bulduk. Şu sıradaki. Tamam. Üçüncü resmimize geçiyorum. Üçüncü resmimizde de bakın birazcık daha zayıf ve daha uzun bir ağacımız. Bu değil. Bunun şekli uymuyor. Bunları zaten yapmıştık. Evet. Bakın bulduk bunun eşini de. Şu şekilde işaretledim. Onun yanındakine geçiyorum. Bakın bu birazcık daha geniş. Evet ilk sıradaki ağacımızda bu da eşmiş. Şöyle işaretledim. Son resmimizde kalan e, son ağacımız çam ağacı. Evet bunun işaretlemesini de yaptık. Bir sonraki ifadeye geçiyorum. Ağır hafif. Aşağıdaki hayvanlardan daha ağır olanını boyayarak gösteriniz. Şimdi bakıyorum. Birazcık küçük, birazcık da büyük bir hayvanımız var. Ağır olanlar görüldüğü gibi şöyle eşeğimiz daha ağır görünüyor. Şöyle ayaklarını maviye boyuyorum. Belli olması için ağır olan hayvanımız bu. E, aşağıdaki eşyalardan daha hafif olanını bularak gösteriniz. Şimdi burada iki tane e, eşya var. Bir tanesi koltuk gibi, bir tanesi de doktorların bizi muayene etmek için kullandığı steteskop. Şimdi hangisi sizce daha ağır olabilir? Görünüşe göre de zaten bunun daha e, ağır olduğu belli. O yüzden hafif olanını boyuyoruz şöyle yapabiliriz. Hafif olanını boyadık. Yan sayfadaki örneğimize geçiyoruz. Aşağıdaki sebzelerden daha hafif olanını boyayarak gösteriniz. Aşağıdaki sebzelerden hafif olanını. Bakın e, şekil olarak da zaten e, daha küçük olanlar e, daha hafif olurlar. E, yani kilo olarak da daha miniktir. O yüzden şuradaki sebzemizi boyuyorum. Yani bunun küçük olduğunu düşünerekten böyle bir şey yapıyorum. Bir sonraki soruma geçiyorum. Aşağıdaki meyvelerden daha ağır olanını boyayarak gösteriniz. Şimdi burada kiraz ve karpuzdan bahsediliyor. Kiraz daha küçük kapladığı yer olarak, karpuz daha büyük olduğu için karpuz daha ağırdır. O yüzden karpuzu bu şekilde yarısını boyayarak göstermiş oldum. Bir sonraki ifademize geçiyorum. Tartma. Aşağıdaki nesnelerden daha ağır olanı yuvarlak içine alınız. Bakın burada bir tane çilek, bir tane karpuz var, ee, tahmin edersiniz ki karpuz çilekten daha ağırdır. Aşağıdaki nesnelerden daha ağır olanı yuvarlak içerisine alın. Kalem, tıraş, kalemlik. Ee, burada da daha ağır olan kalemliktir. Ee, yandaki e, soruya geçiyorum. Aşağıdaki nesnelerden daha hafif olanı yuvarlak içerisine alın. Burada bir tane büyük top, bir tane de küçük top var. O yüzden küçük olan topumuz daha hafiftir. Bir sonraki soruya geçiyorum. Aşağıdaki nesnelerden daha hafif olanını yuvarlak içerisine alınız. Şimdi burada bir tane sandalye, bir tane de masa var. Masa daha geniş olduğu için daha ağırdır. Bu yüzden sandalyeyi yuvarlak içerisine alıyorum. Ve e, tartıma ile ilgili sorularımıza devam ediyoruz. E, aşağıdaki eşyalardan en ağır olanı işaretleyiniz. E, şimdi bakalım, masa, sandalye ve kanepe. E, şimdi masa ağırdır, ama kanepemiz masadan daha ağırdır. Bu yüzden e, şöyle kanepeyi seçiyorum, en ağır olarak teklik olduğu aşağıdaki kara taşıtlarından en hafif olanı işaretleyiniz bakın burada otobüs otomobil ve e, motosiklet var en küçükleri motosiklet olduğu için en hafif olan da olur bir sonraki soruya geçiyorum aşağıdaki hayvanlardan en ağır olanını işaretleyin Tabii ki buraya ilk baktığınız zaman zaten e, Filin en ağır olduğunu görebiliyorsunuz onu da işaretledim. Bir sonraki sorumuzda da e, meyve ve sebzelerden en hafif olanı işaretleyin. E, çilek içlerindeki en küçük olduğu için en hafif olan olur, o yüzden onu da işaretledim. Yine tartma ile ilgili sorularımızdan devam ediyoruz. E, aşağıdaki resimleri inceleyelim. Daha ağır olan nesnenin altındaki kutucuğu işaretleyelim. Ee, şimdi ağır olanları işaretleyeceğiz. Bunu bir tahterevalli gibi düşünebilirsiniz. Ee, bakın, şöyle çizersek aşağıya doğru eğilmiş, o yüzden ağır olan budur. İşaretledim. Yine aynı mantıkta baktığımız zaman, bakın aşağıya doğru eğildiği için ağır olan budur. Ee, yine diğer örneğimizde bu tarafa doğru olduğu için en ağır olan budur. Burada da. Aşağı olduğu için en ağır olan budur. Bakın burada bir tane de bilgimiz var. En ağır kara hayvanı fildir. Yani hayvanlar içerisinde, karada olanlar içerisinde en ağırı filmiş. Bir sonraki ifademize geçiyoruz. Artık ifadelerimizi tamamladık. Bil bakalım, bul bakalım. Yani karışık sorular üzerinden devam edeceğiz. Birinci sorumuz e, yerin üstündeki canlıları yuvarlak içerisine alınız. Yerin altındaki canlıların yanına yıldız çiziniz. Şimdi e, şurayı toprak olarak düşünürsek burada olanlar yerin üstünde. Burada olanlarsa yerin altında. Şimdi havuca bakıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi havucun yaprakları dışarıda Havucun kendisi ise toprağın altında. Şöyle kalemimizi seçelim. Yerin üstündekiler şu şekilde yuvarlak içerisine alıyoruz. Bunu da sadece yaprak kısmını yuvarlak içerisine alıyorum. Aşağıda olanların yanına da ne yapıyorduk? Yıldız çiziyorduk. Tamam. Bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdaki canlıları en hafif olandan en ağır olanla doğru isimlerini söyleyerek sıralayınız. En hafiften en ağıra doğru sıralayacağız. Bakın en küçük olan nedir burada? Uğur böceği birinci sırada yer alır. Ondan sonra ne gelmektedir? Balığımız gelmektedir ikinci sırada. Sonra da ne gelir? Fok balığı gelir. Sıralama işlemimizi gerçekleştirdik. Üçüncü soruya geçiyorum. Ee, Atatürk resminin etrafındaki çiçekleri boyayalım. Şimdi hepsinin ortasını boyamak istiyorum. Şu şekilde. Çoğunu tamamladık sayılar. Çok az sayıda kaldı. Evet tamamladık. Bir sonraki e, bil bakalım bul bakalım sorusuna geçiyorum. E, aşağıdaki soruları görsellere göre cevaplayınız. Şimdi bakalım e, bu taraf sağ taraf. Diğer tarafta sol taraf burası. Kurbağanın sağındaki arkadaşının kutucuğunu işaretleyiniz. Şimdi kurbağa nerede bakıyorum. Kurbağa buradan. Peki sağ bu tarafta kurbanın sağındaki arkadaşı neresi? Bu. Bunu işaretledik. Tamam. Diğer sorumuz ne? Köpeğin solundaki. Bakıyorum köpek nerede? Köpek burada. Sol taraf bu tarafta. Köpeğin solundaki arkadaşının kutucuğunu da işaretleyin demiş. Yine ona da gelip bu şekilde işaretliyorum. E, i̇kinci Sorumuza geçiyorum okul ile eczane arasında kalan yerleri işaretleyiniz. Bakın okulumuz nerede? Okul burada. Eczane nerede? O da burada. O zaman ikisinin arasında kalan yerler neresi? Şöyle yaparsak burası. Yani hem ev hem de cami. Bir sonraki soruya geçiyorum. Yarışta en önde ve en arkada olan sporcuları işaretleyiniz. Şimdi e, bir yarış yapıyorsunuz bakın yarış ne tarafa doğru yapılıyor bu tarafa doğru yapılıyor çünkü herkes bu tarafa bakıyor bakın bu da arkasını dönmüş. Demek ki bu yarıştaki en öndeki kişi bu şöyle geriye doğru gittiğimiz zaman en arkadaki kişi de budur. Bir sonraki alıştırmaya geçiyorum. Ee, en yüksekte ve en alçakta olan balonları işaretleyiniz. En yüksekte ve en alçakta olan balonları işaretleyiniz. Şimdi öncelikle şu bir balon hepsi. Balonlar yani. Bakın. E, şimdi en yukarıda. Şöyle çizgi çizersem. Hangisi var? Bu var. O zaman en yüksekte olduğu için. Bunu işaretledim. Peki şöyle çizgi çizersem en altta hangisi var? Bakın bu dokundu. Bu. En altta da bu balon yer almaktadır. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Yuvaya en yakın ve en uzak olan kuşları yuvarlak içerisine alınız. Şimdi bakalım yuva neresi? Yuva burası. Şimdi şöyle kuşlara uzaklık çizersek bakın gördünüz mü? Birisi çok yakın, diğerler çok uzak. Yani bu çizgimizden de anladığımız üzere en yakını olan bu. En uzak olan da bu. Kuşlarımızı yuvarlak içerisine aldık. Bir sonraki örneğimize geçiyorum. Şapkanın altındaki tavşanı yuvarlak içerisine alınız. Şimdi bakın şapka nerede? Şapka burada. Şapkanın dışındaki, pardon. Dışındakini yuvarlak içerisine alın demiş. Bakın bu şapkada gördünüz mü? Buradaki tavşanın yarısı görünmüyor. Ya. Şapkanın içerisine girmiş. O zaman şapkanın içerisinde olmayan hangisi? Bu. Seçme işlemimizi yaptık. Yuvarlak içerisine aldık. Diğer sorumuza geçiyorum. İçinde balık olan fanusları işaretleyiniz. Şimdi bakıyorum fanuslarımız var. İçinde balık var mı? Yok. Diğer fanusumuza geçiyorum. Aa, evet, burada bir balık var işaretledim diğer fanusa geçiyorum bunun içinde de balık yok diğer fanusumuza bakıyorum bunun içerisinde de balık var o zaman bunu da işaretliyorum Evet şimdi diğer sorumuza geçiyorum eş olan meyveleri çizerek eşlerini birleştiriniz eş olmayan meyveleri yuvarlak içerisine alınız Yine her meyve için farklı bir renk kullanabiliriz. Bakalım ee, şöyle muzun eşi var mı? Şöyle dolaşıyorum. Evet muzun eşi var. Gördüğünüz gibi şöyle işaretledim. Peki gördünüz mü? Onun yanında da hemen çilek var. Çileğin eşi de burada. Güzel. Peki e, bu çizgiler içerisinde eşi olan var mı? Bakın şu da, armutun da burada eşi var. Gördüğüm kadarıyla karpuzum da şöyle eşi burada. Ananas görüyorum bir tane. Ananasın eşini de aşağıdan buluyorum. Bu şekilde çekiyorum. Evet çektim. Ee, elmanın eşi var. Elmanın eşinden önce şunun avokadoyu çizelim. Sonrasında elma çizelim. Bakın avokadoyu tuttum. Gördünüz mü? Getirdim. Güzel. Şuradan bir kısa mesafe mor yapalım. Bakın portakalın da eşi buradaymış. O zaman elmayı da buradan çizelim. Evet çizdik. Şimdi e, bulamadıklarımız kimler kaldı? Bakın burada incirin eşi yok. Bir de kirazın eşi yok. Bunları da ne yaptık? Yuvarlak içerisine aldık. Eşi olmayan nesneleri yuvarlak içerisine aldık. Bir sonraki ve son örneğimize geçiyorum. E, Ağır olanı işaretleyiniz. Bakıyorum, bir tane karpuz, bir tane de elma gibi bir meyvemiz var. Buradan tahmin edersiniz ki karpuz en ağırdır. Ee, en ağır olanı yine işaretleyelim. Ee, hatırlıyorsanız e, sorularımızı çözerken karada en ağır olan hayvan fil demiştik. O yüzden burada da bu hayvanların içerisinde en ağır olanı fildir. Ee, diğer bir sorumuz hafif olanı işaretleyiniz. Bir kumanda bir tane de ütü görüntülüyoruz. Ee, kumanda ütüye göre daha hafiftir. Onu da işaretledik. Ee, son sorumuza geçiyorum. En hafif olanı işaretleyiniz. Bakın resimden de anlaşılacağı üzere e, burada en hafif olan kelebektir. Ve kelebeğimizi de işaretledik. Ee, uzamsal ilişkiler ve tartma konularımızın e, soru çözümlerini tamamladık. Konu anlatımlı ve soru çözümlü videolarla konuları daha iyi öğrenebilirsiniz. Daha fazla eğitim videosu için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Hoşçakalın.